Sen ciddi miydin? Korktun mu? Bence mantıklı düşünemiyorsun. Başka bir yol bulamıyorum ki. Ne yolu öyle? Sorgusuz sualsiz bana inansan. Baban ilişkimizi onaylamıyor diye evlenilmez. Ne diyebilir? Yani ne bileyim, her şey tamam olduğunda evlenilir. Ama sen sorgusuz sualsiz senin önerdiğin yoldan gitmemizi istiyorsun. Her şey benim baktığım yerden bakabilsen. Seni anlamıyorum. Yani sesinde korku var. Seni koruyamamaktan korkuyorum, evet. Neyden? Kimden? Her şeyden. Sen yine bir şey yapacaksın. Ben hissediyorum. Ama lütfen sakın. Korkma. Korkması gereken sen değilsin. Sana evet deseydim, o zaman korkmaz mıydın? Giderdik. Korkusuzca yaşardık. Nereye? Uzağa. Bir evet demen yeterliydi. Bunu duymak güzel. Ama cevabın hayır. Öyle olmak zorunda. Ben senin için dünyayı yakarım. Ne zaman gitti? Şimdi gitti, ben sesini duydum. Hadi yetişelim lütfen. Ah Ali, ah ya. Kızlar siz oturun. Ben gidip geliyorum. Hayır ya, ben meraktan deliririm. Ya beni de bekleyin. Ben de geleceğim ya. Niye bağırıyorsun, ayaklandıracaksın milleti, ne var? Ne var oğlum? Niye bakıyorsun dik dik? Ne oldu, ne yapmışım yani, anlat. Ne? Sen ne yaptın daha iyi biliyorsun. Bilmiyorum. Nasıl bu kadar iğrenç olabildin? İğrenç olabildin. Aşağılık herif. Ağzını topla.
Bak benim kızım doğru olanı yaptı, tamam mı? Ayrılacaksınız, unutun. Arkanda kalsın, bırak. Bırak, vazgeç, bitti. Senin kızın... Senin kızın mı o, senin kızın mı? Ne yapacaksın? Vuracak mısın beni? Ha? Çıkardın artık bir kere. Vuracaksın. Hadi lan, hadi. Hadi buraya sık, daha garantili olur. Hadi! Sen! Sen yaşamayı hak etmiyorsun. Ali gelmiş. Umarım geç kalmamışızdır. Karışmayın. Hadi dinleme sen kimseyi. Hadi. Selin. Selin git buradan. Ali. Lütfen yapma bak. O senin baban. Bu yaşamayı hak etmiyor Selin. Ali, kimse böyle bir şey hak etmiyor. Lütfen yapma. Bak, geldim ben. Konuşalım. İndir o silahı. Hadi! Hadi sık! Dinleme kimseyi sık. Ben senin baban falan değilim. Hadi! İndir o silahı, hadi. Nankörsün, nankör. Nankör köpek. Yediği kaba tükürensin. Ya, babasının oğlu. Gerizekalı. Savaş. Sen burada kal, biz biraz konuşalım oğlum. Tamam.
Nazlı. Ya siz bir gidin de ben biraz konuşup geleyim. Sinirliydi. Nedenini biliyor musun? Biliyorum. Ne oldu peki? Ali'ye her şeyi söyledim. Haluk, Güneş Hanım'a yaptığı her şeyi söyledim, anlattım. Ne? Nasıl söylersin böyle bir şeyi sen? Söyledim işte anne. Daha fazla dayanamadım. İçimde tuttum. Dayanamadım, söyledim. Söyledim, rahatladım. Tamam. Ya o da şimdi Selin'e söylerse ne olacak Savaş? Vallahi söyleyebilir. Bilemeyiz. Belki de doğrusunu yapar. Benim de Nazlı'ya söylemem lazım bence. Sakın. Sakın Savaş, böyle bir şey aklından bile geçirme. Neden? Neden bu herifin yaptığı tüm şerefsizlikleri biz niye saklıyoruz? Niye söylemiyoruz ya? Cezasını çeksin şerefsiz. Bak Savaş. Sinirlendiğin için ne söylediğini farkında bile değilsin sen. Bu o kadar basit değil. Ya biz ailecek. Bu aşağılık adamı neden koruyoruz? He? Çünkü Mert oğlu ismi sadece Haluk'a ait değil. Bizler de onun bir parçasıyız Savaş. Ay Mert oğlu ismini. Birincisi, ben Mert oğlunun bir parçası değilim. İkincisi, eğer kimseye bir şey söylemiyorsam Nazlı için. Nazlı zarar görmesin diye. Başı belaya girmesin diye. Ama bir gün Nazlı güvende hissedersem, emin olursam o herifi, o pislik herifi ifşa etmek için bir dakika durmam. Karşıma siz değil, kralınız gelse tutamaz. Hadi eyvallah. Şimdi ver silahı bana. Ver oğlum. Lütfen.